أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلاً evet arkadaşlar, inşallah إن شاء الله. oturumumuzda ve devam eden oturumlarda ihtiyarın nikah bahsini okumaya çalışacağız. Ee, Hanifi mezhebi açısından e, önemli bir eser olan Mavsili'nin El-İhtiyar li ta'lili muhtar isimli eserinin önce nikah bahsinden başlayacağız. İnşallah Allah muvaffak eder de e, bitirmeyi nasip ederse devamında da diğer farklı bahisleri işte şirket, icaret, bey, vakıf diğer işte başlıkları da inşallah Abdülhamit Hoca ile beraber bitirmeye çalışacağız. Öncelikle e, kitabımıza başlamadan önce mezhebimizle alakalı, mezhebimizin e, kitaplardaki anlayışı, bakış açısı, kitap üslupları ile alakalı ufak bir eee girizgah yaparsak sanırım faydalı olacaktır. Çünkü ilim mücerret kitap okumak değildir. İlim kitap okumakla beraber bu sanifin kastını Yaşamış olduğu ortamı, atmosferi, fetvalardaki etkisini göz önünde bulundurmamız gerekecek. Çünkü eğer kitabı yazan musannifin zamanındaki bakış açısını eğer önümüze koyamaz isek vermiş olduğu fetvalarda bir noktada kaydırma yapmamız söz konusu olabilir. Bu nedenle her bir fetvada özellikle örfü olan fetvalarda ee, onun ortamını, kastını, işte durumunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ya, kita, kitabın uslubunu da aynı şekilde iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Çünkü Hanifi mezhebi bu konuda hakikaten bir e, büyük bir hazine olan, özellikle kitap üslupları hususunda birçok farklılıkları da kendi içerisinde barındıran mezhebimizde bu konu daha da bir önem kazanmaktadır. Çünkü eğer Musannif'in üslubunu veyahut da tarzını bilemez isek bu bizi birçok yanılgılara götürebilir. Orada icabında hükümsel mahiyette illetler getirecek ve o illeti ana bir illet olarak kabul edecek olursak bunu başka yerlerde de aynı şekilde mantıktaki meta vucide vucide kuralına göre bu illet varsa bu hükümde illa vardır anlayışıyla gidecek olursak büyük bir yanılgıya düşebiliriz. Bu nedenle inşallah bunlarla ilgili ufak bir girizgah yapalım. Bundan önce şunu ifade edelim. Mezhebimiz İmam-ı Azam Efendimiz ve İmam-ı Ebu Yusuf, i̇mam Muhammed, İmam-ı Züferlerden bize gelen bir külliyata ve muktesebata sahiptir. Mezhebimizde İmam-ı Azam Efendimiz'den furu fıkhı ile alakalı veyahut da usul ile alakalı bir eser maalesef bize ulaşmamaktadır. En büyük eserleri zaten fıkhı ekber gibi farklı konulara yani furu fıkın veyahut Usul-ü fıkhın dışındaki konulara daha çok temas eden eserleri bize gelmiştir. Ancak mezhebimizi bize ulaştıran İmam-ı Azam Efendimizin talebesi özellikle İmam-ı Muhammed'dir rahmetullahi aleyh. Hanifi mezhebinde asıl kitap olarak kabul edilen, asıl eserler olarak kabul edilen zahir-i rivaye kaynaklarının tamamı İmam Muhammed'den gelmektedir. Şunu bilelim, İmam Muhammed İmam-ı Azam Efendimiz'e kısa bir dönem talebelik yapmıştır. Ve bu kimi rivayetlerde iki buçuk sene, kimilerinde dört sene ve gençlik çağında. Yani 20'li yaşları civarlarında İmam-ı Azam Efendimiz'e talebelik yapmıştır. Ve İmam Ebu Yusuf'tan aynı şekilde İmam Muhammed okumuştur daha çok olarak. Ancak mezhebimize bize ulaştıran İmam-ı Muhammed'dir. Yani bu hakikaten gayretin, azmin, ne kadar büyük etkilere olduğunu bize göstermektedir. 4 senelik bir talebeliğin neticesinde İmam-ı Azam Efendimizin tüm fıkhi görüşlerini neredeyse İmam-ı Muhammed'den öğreniyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Zahir rivayet kitapları bir de nadir rivayet kitapları adı altında mezhebimizin imamlardan gelen yani burada imamlardan kastımız İmam-ı Azam'dan, i̇mam Muhammed'den, İmam-ı Ebu Yusuf'tan gelen bir kültürden. Bu mezhep imamlarımızdan bize gelen iki kol, kol var. Bir zahir rivayet İkincisi veyahut da diğer adıyla zahir el mezheb. Diğer adı, diğeri ise nadir rivaye veyahut da diğer kitaplarda eski mütekaddimin eserlerimizde görmüş olduğumuz fi nevadir eserler olmak üzere iki koldan bize gelmektedir. Zahir rivaye eserlerinden Kitabül Asıl altı tane var. İmam Muhammed'in yine talebesi Cüzi aracılığıyla bize gelen. Birincisi Kitabül Asıl'dır. İmam Muhammed ilk olarak yazmış olduğu eser kitab olasıdır. Ha bunları niye anlatıyoruz? Arkadaşlar biz buradaki hedefimiz mücerret fetva nakletmek değil. Buradaki hedefimiz tabii ki bir ihtisas talebesine anlatılacak derecede bir fıkıh da sunmak değil. Öyle bir imkanımız da bu platformda mümkün değil. O ancak derslerimizde bu konulara daha derinlemesine girebiliyoruz. İnşallah biz burada en azından Mesela nikahla alakalı genel malumat, ilmihal bilgisinin ötesinde ufak bir fıkhi anlayışı da ortaya koymak ama bunu koyarken de mezhebimizin ana temasını da göz önünde bulundurmayı hedefliyoruz. Yani inşallah benim bu dersteki anlatmak isteyeceğim nokta bu olacak. Yani sadece ben ihtiyarı elime alıp da bu şekilde fetva veririm değil mezhebimizin bakış açısını, fetva vermekteki uslubu ve hatta fetva vermekteki mekanizmaların nasıl işlediğini az çok inşallah anlatmaya çalışacak. Bu nedenle mezhebi bize ulaştıran i̇mam Muhammed'in bu eserleri büyük bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü göreceğiz inşallah bu noktada kitaplar ...fetvayı nispet ettikleri yer hep zahir rivaya kaynakları olacak. Ve bu zahir rivaya kaynakları hamdolsun şu an elimizde olduğu için... ...biz direkt birincil kaynaklara inmeye çalışacağız. Ve birincil kaynaklardaki noktaları en azından tahlil etme imkanlarımız var şu an. Ve bunu biz kullanmak zorundayız. Özellikle ilimle uğraşan hani belki ilmi sahada olmayıp da... ...hani bu meselelere meraklı olan kardeşlerimiz için bu ilmi anlatım yeterli gelebilecektir. Ama ilimle uğraşan kardeşlerimiz, fıkıh okuyan... ...medresi kültürü olan veyahut da ilahiyat noktasında eğitim alan kardeşlerimiz sadece bununla fıkhın olmayacağını bilmeliler. Biz sadece burada İmam Nasili'nin işte nikahla alakalı konusunu incelerken güncel bir takım konulara temas edeceğiz. Ama derinlemesine ayakları yere basarcasına bir fık okumak için daha da geniş külliyatlara, daha da derinlemesine, birinci ikincil kaynaklara inmeye gayret etmeleri gerekecektir. Şunu bilelim. İmam-ı Muhammed işte zahir rivaye ve nadir rivaye olarak İmam Muhammed'den gelen nakiller var, eserler var. Zahir rivaye olarak İmam Muhammed'den gelen 6 tane kitap var. Bunlardan birincisi Kitabul Asıl'dır. İmam Muhammed rahmetullahi aleyh ilk olarak Kitabul Aslı yazmıştır. Ve Kitabul Aslı şu an e, e, Mehmet Boynu Kalın e, Hoca Efendi tarafından gerçekten çok güzel bir şekilde tahkik edildi. 12 cilt olarak yanlış hatırlamıyorsam çok güzel bir şekilde tahkik edildi ve güzel bir şekilde basıldı ve bu nüshayı gerçekten almanızı bu noktada tavsiye ederim. Hem içerisinde nevadirleri de barındırması açısından gerçekten güzel bir çalışma oldu. Allah razı olsun. Zahir rivayi olarak arkadaşlar birinci kitab asıldır. kitab aslı i̇mam Muhammed ilk olarak bu, risale, bu kitabı eline almıştır. Ve kitab-ı asılda birçok ayrı ve matlaplar ve kısımlar vardır. Ha kitab-ül asılın diğer adı da el-mepsud. mepsud, mepsud şeybani diye de meşhurdur. Serhsi ile karıştırılmasın. Serhsi'ninki ayrı bir de mepsud şeybani. Çünkü bu karıştırılma maalesef bizim müteahhir ulemanın klasik kaynaklarında söz konusu olabiliyor. Mesela İmam Muhammed'in kitabının kitabının adı Mebsuttur. Diğer adıyla El Asıldır. Serhsi ise Yine inşallah e, konuşmanın devamında temas edeceğim. Zahir rivaye üzerine iktisar edilen kitabında bir şerhi olmasa sebebiyle bazıları mebsutta gördüğünü sanki İmam-ı Muhammed'in el aslında görmüş gibi e, zahir rivaye olarak nakillerde bulunabiliyorlar ve bu ciddi anlamda bilgi kaymasına neden oluyor. Bu nedenle bu konulara gerçekten dikkat edelim. Yani bir kitapta mebsut gördüğümüz zamanda veyahut da zahir rivayet gördüğümüz zaman da acaba bunu gerçekten İmam Muhammed'in kitabından mı nakletmiştir? Veyahut da hakim şehidin ihtisarından, kafisinden veyahut da onun üzerine yapılan icabında e, seraksinin mepsudundan mı almıştır? Gerçekten bu noktada ufak da olsa karışmalar olabiliyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İmam Muhammed'in ilk kaleme aldığı kitap El Asıl'dır. Yani El Mepsud'dur. İmam Muhammed bu eserinde üç imamında yani İmam-ı Azam Efendimiz, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed'in görüşlerini e, kendi mukaddimede ifade ettiği üzere kitabın başında eğer bir ihtilaf bahsetmez isem bu üçümüzün ortak görüşüdür. Kitabı lastın üslubudur. Mesela bu bilinmesi ciddi anlamda bir kayıptır. Çünkü orada bir fetva görülür ve sadece İmam Muhammed'e nispet edilebilir. Eğer bu üslubu bilemezseniz. Halbuki İmam Muhammed kendi buyuruyor ki ben Kitab-ı asılda bir meselede ihtilaf bahsetmez isem bu hem Ebu Hanife'nin rahmetullahi aleyh hem Ebu Yusuf'un hem de benim ortak görüşümdür. Eğer bir ihtilaf varsa ben bunlara ayrı ayrı olarak temas edeceğim der ve gerçekten de bazen mutlak getirir. Mutlak olan noktaları biz şunu anlamalıyız demek ki o üçünün ortak görüşü ama bazen de mutlak değil de, de İmam Ebu Yusuf'un, şöyle dediğini veyahut da Ebu Hanife'nin rahmetullahi aleyhim, aleyhime şöyle dediğini diyerek bu noktada bize bir yol çiziyor. Kitabül Asıl bu noktada gerçekten önemli bir kaynak. Ve kitaplar içerisinde en geniş hacimli olandır. Bunu da bilelim ve uslu bu noktasında bunu bilelim. Tabi bununla ilgili daha teferruatlı bilgileri inşallah e, ilerleyen noktalarda kısmi anlamda gireceğiz. Çünkü kitaba bir an önce giriş yapmak adına fazla detaylara girmemeye gayret edeceğim. Birincisi İmam Muhammed kitabı aslı yazdım. İlk yazmış olduğu eser buydu. İkinci olarak İmam Muhammed Cam-ü'l-Sagiri yazdı. cami ül sagir şimdi zahir rivayet kitapları bir kitab Cam-ü'l-Sagir, Cam-ül-Kebir, Siyer-i Sagir, cam kebir siyer i sagir siyer Kebir ve Ziyadat. Altı tane kitap var. Bu altı kitaptan sagir kodlu olanlar yani Cam-ü'l-Sagir ve Siyer-i Sagir, İmam Muhammed'in İmam Ebu Yusuf'tan naklettikleridir. Yani İmam Muhammed'in İmam Ebu Yusuf'un fetvalarını aldık eserleridir. Ha. Tabii bu hususta bazı şu ifadeler de var. Yani cami Sagir ve Siyer-i Sagir İmam İmam Muhammed'in İmam Ebu Yusuf'tan nakilleridir ama i̇mam Ebu Yusuf'un da İmam-ı Azam'dan nakillerini onun ağzıyla almıştır şeklinde de bir yorumlama var. Ama bazıları direkt i̇mam Ebu Yusuf'un kendi fetvalarıdır. İmam Muhammed diyor. Diğer bir bu noktadaki ifade ise i̇mam Ebu Yusuf'un İmam-ı Azam'dan nakillerini i̇mam Muhammed ondan duyarak alıyor. Bu şekilde de bir ayrım var. Bu altı kitaptan ilk yazılan ne dedik? Kitab-ül Asıl'dır. İkincisi Camus Sığir'dir. i̇mam Muhammed Cami's-i Sagiri İmam Ebu Yusuf'tan nakletmiş ve İmam Ebu Yusuf'un bu noktadaki bir işte görüşe göre de Ebu Hanife'ye nispet edilen görüşleri bizzat İmam Ebu Yusuf'tan dinlemiş ve tekrar o kitabı ona arz etmiştir. Hatta bir noktada İmam Muhammed bir yeri yazınca İmam Ebu Yusuf ben öyle bir şey demedim diyor. Bunun üzerine İmam Muhammed hayır sen böyle dedin diyor. İmam Ebu Yusuf hayır ben öyle bir şey hatırlamıyorum demedim. İmam Muhammed böyle dedin ama unuttun. Bu noktada da hakikaten İmam Muhammed'in ne kadar zaptı kuvvetli olduğunun da e, zaten eserlerinden de görüyoruz. İkinci olarak Câmiü Sagir yazıldı. Câmiü Sagir dediğimiz gibi Ebu Yusuf'tan nakilleridir. Câmiü Sagir'in günümüzdeki şerhleri de var. Gerçekten istifade edilmesi gerekiyor. Hamdolsun matbudur da bu ikisi de matbu asıl da. Cam-ül Kebir bu da yine aynı şekilde İmam Muhammed'in Câmiü Sagir'den sonra yazmış olduğu eseridir. Dördüncü olarak yazmış olduğu eseri Ziyadattır. Ziyadet aynı zamanda günümüzde beş cilt olarak şerhi de söz konusudur. Ziyadat bu üç eserde i̇mam Muhammed'in sonradan ihtilaf ettiği konuları cem etmektedir. Yani onlara da yer vermektedir. Bu nedenle önemli bir kaynak. Beşinci olarak i̇mam Muhammed siyeri sığiri yazmıştır. Altıncı olarak da siyeri kebiri yazmıştır. Hatta Siyer-i yazdığı zamanda, zamanındaki uyamadan bazıları bu kimin kitabı dediği zaman da Iraklı Muhammed'in demişlerdir Siyer-i Sığır'da. Iraklılar Siyer'den ne anlar denildiği zaman bu İmam Muhammed'in kulağına gidiyor ve İmam Muhammed bunun üzerine Siyer-i Kebir'i yazıyor. Siyer-i Kebir yazınca tekrar o eseri görünce içerisindeki hadisleri görmesem bu kitap uydurma derdim. Iraklılar bu kitabı nasıl yazmış, nasıl böyle bir eser ortaya çıkarmış. Gerçekten hani tacube düşüren, zamanındaki ulemayı tacube düşüren gerçekten güzel bir eserdir. Siyeri Kebir. Tabi buradaki siyer bizim peygamberimizin hayatından ziyade efendimizin savaşları, devlet otoritesi yani bu konularla alakalı, devlet yönetimiyle alakalı, işte haraçtır vesairedir. Bu sistemlerle alakalı genel bilgileri ihtiva eder. O yüzden zahir rivayet kaynaklarımız bunlardır. kitab Asıl, Camü's Sığir, Camü'l Kebir, Ziyadat, siyeri sahir ve siyeri kebir olmak üzere. Bir de bunun dışında nevadir. Tabi i̇mam Muhammed'in aynı zamanda arkadaşlar muvatta biliyorsunuz İmam Mali'nin muvattasının ravilerinden birisi de İmam-ı Muhammed'dir. İmam Muhammed'in Muhammed muvatta rivayeti ki Abdülhay el-Leknevi talikul müveccet üzerine bunun üzerine de bir çalışma yapmış. Günümüzde de matbudur. O da gerçekten faydalanılabilir. İmam Muhammed, İmam Malik'ten e, ilim okumaya gidip de hadis bu noktada e, aldığı zaman da Muattayı cemetti, sonradan kabul etmediği, fetva olarak uygun görmediği İmam Malik'in muvattasındaki rivayetlere ekstra olarak kendi fetvasına neden olan rivayetleri de eklemiştir ve bu açıdan çok güzel bir eserdir. Bunu da kesinlikle istifade etmenizi, kütüphanenizde bulundurmanızı tavsiye ederim. Çünkü İmam Malik orada İmam, İmam Muhammed, İmam Malik'ten bir meseleyi naklediyor. Bu şekilde de der ki lem fakat biz bunu almayız der sonra neden almadığını e, gerek akli gerek de nakli delillerle e, izah etmeye çalışır. Bu açıdan güzel bir eserdir. Yine arkadaşlar İmam Muhammed'in El-Hüccesi var. Bu konuda gerçekten güzel eserler var. Mezhebimizin imamlarından gelen özellikle İmam Muhammed'den. İmam Ebu tabi bir de nevadir var arkadaşlar. Tabi bu El-Hücce'yi ve hatta İmam Malik'ten gelen İmam Muhammed'in o rivayetlerindeki o içerisinde bulunan fetvaları nevadir gibi görmektense yani zahir rivaye açısından değerlendirilmek daha doğru olacaktır. Bir de nevadirler var. Nevadirler arkadaşlar normal İbn Abidin, Letnevi gibi bizim mezhebimizin son dönem ulemasının ifade ifadelerine göre zahir rivaye imamlardan tevatüren Veyahut da şöhret tarikiyle gelen daha doğrusu şöhret tarikiyle gelen nakillerdir. Nadir rivayet ise nadir rivayet ise şöhret tarikiyle gelmeyen yani e, nakledilmesi açısından daha zayıf, daha kuvvetli olan kitaplar olarak ayrılmış İbn Abidin ve Leknevi ve sonrakiler tarafından. Ancak tabii ki bu mesele bu izah araştırılmaya ve tahkik edilmeye muhtaç olan bir izahdır. Yani gerçekten ee, mesela zahir rivayet kitapları adı, 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 incelenirken sadece altı kalem alınır. Ama halbuki yine İmam Muhammed'den bize kuvvetli bir şekilde gelen İmam Muhammed'in muvatta rivayeti zikredilmez. ve hatta el hüccesi zikredilmez veya diğer risaleleri zikredilmez. Bu noktada bu meseleyi tamam İbn Abidin'in ve Leknevi'nin izahını bilelim. Yani şöhret tarihiyle gelen, haber vahit olarak gelen bilelim. Ama bu meselelerinde gerçekten araştırılmaya ihtiyacı olduğunu da göz önünde bulunduralım ve bu noktaları bu şekilde tahlil edelim. Bir de nevadirler var. Nevadir de ise nadir rivayeyle ise Hasan İbni Ziyad'dan gelenler var, İbni Rüstem'den gelenler var, diğerlerinden gelen İmam Muhammed'in talebelerinden vesairelerden gelen birçok nevadirler var. Ama bunların dışında da Rakkiyat, Cürcaniyat, Haruniyat ve kaysaniyat diye de dört olarak, dört kol olarak ve bunun dışındakiler de yine buraya mülhaktır. Bu şekilde nadir rivayi olarak bir takım nakiller var. Bilindiği üzere i̇mam Muhammed Rakka kadısı oldu. Rakka kadısı olduğu zaman rakkiyat zaten rakkadayken tedvin edilen fetvalarıdır diye nakledilir. İşte Haruniyat, Halif, Halife Harun Reşit için yaptırdığı eser olarak nakledilir. Cürcaniyet talebesi Cürcan aracılığı ile gelen e, görüşleri görüşler olarak nakledilir. Mesela İmam Muhammed Rakkiyatında -rak Rakka'ya kadı olarak gittikten sonra mesela eski fetvalarından bazılarında dönüş yaptığı, farklı fetva verdiği de var. Bu açıdan bunların da gerçekten göz önünde bulundurularak incelenmesi arkadaşlar mezhebimizin genel anlayışını ortaya çıkarmak açısından gerçekten önem arz etmektedir. Lütfen bunu da göz önünde bulunduralım. Çünkü mesela İmam-ı Muhammed e, camilerin altında mesela bir yer mescit olduğu zaman da alt üstü mescittir bir şey olamaz. Ama İmam Muhammed ne zaman Rakka'ya kadı olarak atandı? Şehrin kalabalığından vesaire durumlardan dolayı baktı ki yer yok. Bu durumda camilerin binaların altının mescit olmasına fetva verdi. Halbuki önceden böyle bir şeye fetva vermiyordu. Tabi bu konuda da yine ihtilaflar var. Onu da inşallah mahallerinde gelince vakıf bahsinde geniş bir şekilde tahlil edeceğiz. Ama bu konularda mesela eskiden farklı vermiş olduğu fetvanın Rakka'yı kadı olarak atandıktan sonra yine farklı olarak verdiği göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Tabii bu konular arkadaşlar fetvası değişen meseleler hakkında katinas olan veyahut da hani nasa münhasır olanlar değil. Örfi olan meseleler veyahut da nasıl örfe binaen gelmiş olan konularda bu şekilde bir tegayyurun tegayür olması söz konusudur. Dolayısıyla mezhebimizden aslında gelen arkadaşlar dediğimiz gibi zahir rivaye ve nadir rivaye olarak gelen bu kitaplardı. Daha sonra hakim şehit i̇mam Muhammed'in bu altı kitabı olan Zahir-i Rivayi El-Kafi olarak iktisar etti. Bu iki ciltlik olarak günümüzde mevcuttur. İki cilt olarak bu kitabı, tabi büyük cilt, büyük boy, kalın bir şekilde bunları iktisar etti. Ve bundan sonra Seraksi ise bu hakimi Şehid'in bu kafisini şerh etti. O yüzden Seraksi'ye Zahir-i Rivayi'nin derler. Çünkü bu hakim şehidinin ihtisarını şerh etmesi açısından önemli bir hizmet ortaya koyması açısından gerçekten e, dikkate şayan olan bir çalışmadır. Bununla beraber arkadaşlar mezhebimizin ana serüveninde kısaca eskiden gelen metot yani kitapların oluşumu ve bize aktarılışıyla alakalı bu şekilde bir dağılım var. Fakat bundan sonra birçok eserler, birçok çalışmalar birçok e, bu noktada eee hakikaten telifler ortaya konulmuş ve bu noktada mezhebimizin kitaplarını tahlil ederken şu yanılgıya düşmeyelim. Mesela her müsannifin kendinin üslubu farklı olabiliyor. Bazıları nakil destekli gidebiliyor. Mesela tahavi. Tahavi'nin şerh mani manil asarı, şerh-ü asarı. Fıkul hadisi bize yansıtması açısından gerçekten güzeldir. Ve manil asar kesinlikle okunmalıdır. Şerh-i müşkil asar kesinlikle mütalaa edilmelidir. Gerçi şerh-i müşkil asarın kendi baskısı mürettep değil, karışık olduğu için biraz sıkıntı ancak sonradan tuhfetül ahyar olarak fıkıh bablarına göre tertiplendi. Onu almanızı daha çok tavsiye ederim. Öteki çünkü bulmanız çok zordu. Yine daha sonra gelen arkadaşlar, işte cessaslar var, kerhiler var. Bunların uslupları daha değişik. Yani rivayet nakli var ama Aynı şekilde illet bağlamlarında oralarda kullanabiliyorlar. Fakat özellikle müteahhirlere yanaştığımız zamanda artık rivayetlerin yani mezhebimizin oluşumlarını hadis kaynaklı ifade ettikten sonra dirayet bağlamında, illet bağlamında yorumlamaya da geçmişlerdir. Yani şunu asla unutmayın. Hanifiler olarak bize ashab-ı olarak isimlendiriliriz. Ashab-ı rey. Bunlar re'y hesabıdır. Bunlar nasıl bırakıp kıyasa alan mezhep olarak nispeten ed ifade ediliriz. Ama aslında bu gerçekten e, hani bir haksız itham olduğunu söyleyebiliriz. Doğru. Biz re'yi kullanırız, istihsanı kullanırız. Ama biz istihsanı genel hadis külliyatından bir kural elde ederiz, bir mantık elde ederiz ve haberi vahitle gelen noktaları bu genel manayı o bir haberi vahide tercih etmeyiz yani terk etmek hususunda. Bir haberi vahid burada var. Bir de burada diğer hadislerden süzmüş olduğumuz bir istihsan manası modeli var. Bir istihsan anlayışı var. Ve bir tek hadiste gelen bir farklı hükmü genel hadis külliyatından süzülen o istisani manayı bırakıp da haber-i vahid alamayız. Aslında bu eleştirilecek nokta değil. Tam tersi savunulacak, takdir edilecek bir modeldir. Düşünsenize birçok noktadan hadis var. Şiri Şerif'in ruhunu anlatan bir ma mantık var ve istihsan müessesesiyle beraber biz bunu kuruyoruz ve çok güzel bir oluşum ortaya koyuyoruz ve bir tane hadis geliyor ve bu bütün hadislerden süzülen o manayı itiyor. Halifeler hayır. Biz bunu kabul edemeyiz. Biz orada tek olan haberi vahidi işte bu kıyas mantığına, bu istihsan mantığına eğer aykırıysa kabul etmeyeceğimizi söylüyoruz. Arkadaşlar bu nasıl ötelemek değildir. Tam tersi nasıl hikmetini, illetini yorumlayıp ona göre hareket etmektir. Zaten aslında bu konuda yani bizimle şafiler arasında ve diğer mezhepler arasındaki ana temanın nedeni şudur. Naslar muallel midir, gayrimuallel midir? Yani şeri şerif bir hüküm koyduğu zaman da bu hüküm bir hikmete mebni mi midir yoksa Allahü Teala emretti o kadar. Bu şekilde mi gelmiştir? İmam-ı Şafi ki eşari metod gayri muallel kabul eder. Onlara göre naslar asıl olan gayri muallel olmasıdır. Yani illetlendirilmez. Şari emreder biz o şekilde uygularız. Ama maturiydi ki biz hanifiler bu meşrepteniz zaten. O yüzden arkadaşlar tabi e Maturidi ulemalarına Meşayihül Hanefiye de denir arkadaşlar. Yani bu noktada zaten Maturidilerin, İmam Maturidi'nin İmam-ı Azam'dan etkilenmesi, o koldan etkilenmesi ve o kolun, kolun anlayışında hareket etmesini de göz ardı, göz ardı etmememiz gerekiyor. Bu bağlamda arkadaşlar biz nasları muhallele olarak kabul ediyoruz. Ve muhallele olarak kabul ettiğimiz zaman da Rabbimiz bir emir koyduğu zaman da bu bir illeti var, bir gerekçesi var, bir hükmü var. Ha bu hükmü şari beyan ederse yani Rabbimiz ve Resulullah beyan ederse biz bilebiliriz. Ama bu hükmün farkın illetini şari beyan edemezse bunu biz bilmeyiz. Ve biz bu, bu noktada bir çıkarıma gideriz. Ama eğer... Bu çıkarımını yaparken tabi bu çıkarımı yaparken şer'i şerifin diğer hükümlerini ihlal etmeden yapmalıyız. Eğer şari hüküm beyan illet beyan etseydi, sıkıntı yok. Direkt ona göre hareket edecektik. Ama bu noktada bize gelen bir illet olmayınca bu sefer biz onu mecburen yorumlama modeline gidiyoruz arkadaşlar. İşte bizim istihsan anlayışımızın altında yatan olay nasların muallel olduğu anlayıştır. Evet konumuza dönecek olursak biz eserlerimizi işte bu şekilde müteahhirler arkadaşlar, müteahhir ulema bu meseleleri naslar olarak değerlendirdikten sonra nas olarak yani hadislerden kaldı sahabeden nakillerini ortaya koyduktan sonra bir de akli olan izahlarını da koymuşlardır. Ve kitap okurken lütfen bu yanılgılara düşmeyin, düşmeyelim inşallah. Yeri geldiği zaman da biz kitabımızda da bunu konuşacağız. Mesela burada bir illet zikredecek, bir fetva zikredecek. Biz bu illetle bu fetvayı öğrendik. Tamam bu böyleyince demek ki buymuş. O illeti alıp arkadaşlar başka bir yerde her zaman kullanırsak hataya düşeriz. Bu illetler mezhep imamlarımızdan gelen yani genel illet mantığı yok. Biz zahir rivaya bakmış olduğumuz zaman da zahir rivaya kaynaklarımızda imamlarımızdan bize hep fetava geliyor. Yani fetva, hak illet nakilleri var. Yani kısmi anlamda illetler var. Nedendir? Şundandır. Mesela soruyor İmam Muhammed neden olduğunu ifade ediyor. Ama genelde hep fetva olarak zikrediliyor. Dolayısıyla mesela burada ee, şunu da dikkat edelim. Kitap okurken arkadaşlar mesela ve bu Yusuf der veya ve yani bi Yusuf ve kıyası bu Yusuf diye farklı farklı ifadeler var. Arkadaşlar bazı meselelerde İmam Ebu Yusuf'tan illet nakledilir. Halbuki gerçek böyle bir illet yok. İmam Ebu Yusuf'un bir fetvasından alınan bir illettir. Dolayısıyla biz kitap okurken Aa, mevsili bir illet getirdi burada. Dedi ki şu İmam Ebu Yusuf şöyle bir illet sunmuş. Hemen bunu alıp da güncel bir meseleye fetvaya gidersek işte çok büyük hata yaparız. Çünkü bu illeti gerçekten imam nakletmiş mi? İmam Ebu Yusuf'tan, İmam Muhammed'den, İmam Azam'dan bir nakil gelmiş mi? Bunu araştırmak zorundayız. Ve karşımıza çıkan durum çoğu hususunda bir illetin gelmediğidir. Yani imamlardan fetvalar geliyor ve Musannifler kendilerine göre i̇mam Muhammed, İmam-ı Ebu Yusuf, İmam-ı Azam neden bu fetvayı vermiştir diye bir yorumlamaya gidiyor. Ve bunun örnekleri belki de sayılamayacak kadar çok. İbadette de, şirkette de, vakıfta da, ticaret hukuklarında da, diğer meselelerde de birçok konuda İmam Muhammed adına illet yapılır ama bu imamın illeti değildir genelde. Bu Musannifin o imamdan gelen fetvayı yorumlama mantığıdır. Ve bu mantıklar da işte bize bu musanniflerin, bu eser sahiplerinin bakış açılarını bizim önümüze koyuyor. Ve fıkhi dayanaklarını fıkı bakarken, meselelere bakarken hangi bakış açısıyla, hangi perspektiften baktığını bize gösteriyor. Bu onları tanımamız açısından gerçekten e, güzel bir model. O yüzden kitaplarımızı okuyarak, okurken lütfen dikkat edelim. Neyi nerede aradığımızı bilelim. Feta varıyorsak Gidip de bunu illet bazlı kitaplardan ziyade fetava kitaplarından bakalım. Ha, i̇llet bazlı kitapları tabii ki inceleyelim ama oralardaki illetlerin hani durumlarını iyi göz önünde bulunduralım. Veya da aradığınız şey eğer bir nakilse bunu gidip fetava kitaplarından değil, bunu gidip icabında vakaatlardan arayacaksınız. Veya da bu bağlamda hani nakilde bulunan, özellikle nakil yönü ağır bulunan kitapları incelemek zorundasınız. Mesela en ufağından güncele getirelim meseleyi, hani müteahhir boyuta getirelim. Bir mesela aradığınız zaman da onun akli izahını gidip de Fethül Babil'ine, Aylül Kari'nin Babil inayesi ki her kütüphanede olması gereken bir eser. Bu kitaptan ararsak yanılgıya düşeriz. Çünkü Fethül Babil'in genelde nakli bir kitaptır. Ama Hiday diyelim ki hidayeye gidip de nakli delile bakarsak orada da onun hatasını yaparız. Çünkü hidaye de akli bir kitaptır. Yani meseleleri akli platformda ispatlamaya kendine hakikaten bir, bir e, hani model olarak tercih etmiş bir kimsedir. Doğru hidayede rivayetler var. Ama biliyorsunuz hidayenin hadisleri üzerine ciddi itirazlar var. Ve bunlarla ilgili Nasburraye ve benzeri eser çalışmalar var. Ama hidayeyi bu şekilde nakli olarak değil, biz hidayeyi şöyle istifade etmeliyiz. İlletlerinden, illet yorumlamalarından, e, meselelere bak, e, yaklaşım tarzından, bakış açısından o bir meleke sunuyor. İşte illet bazlı kitapların sunmuş olduğu nokta da aslında budur, meleke. Yoksa şu okuduğumuz kitapları meselelerin çoğunun hani hadisten veyahut da diğer kitaplarımızdan kaynakları veyahut da şeyleri var, delilleri var. Ama bu meselelere illet bazında yorumlaması bize aynı zamanda fıkıh melekesini götürür. Çünkü hep ya şöyle olsa, ya böyle olsa, ya şöyle olsa ki hatta Sid ibn Furat İmam Malik'e gittiği zaman da İmam Muhammed'e sorduğu soruları İmam Malik'e sorunca İmam Malik ona kızdı. Yani ne yok şöyle olursa ne olur, yok böyle olursa ne olur. Eğer bu şekilde bir yorumlama istiyorsan behl بِهْلِ Irak O zaman Irak'a git. Küfe'ye git. Bu Hanife'nin ashabından fıkıh oku deyip kızmıştır. Ama halbuki bu gerçekten meleke veren bir anlayış modelidir ve gerçekten talebeyi açan, bu noktada ilim yolcusu olan arkadaşlar açan bir bakış açısıdır. Bunları da göz önünde bulunduralım. Evet, şimdi şunu öğrendik. Zahir rivayet kaynaklarımızın, kitap, kitaplarımızın asıllarından gelen kitaplarımız. Onun üzerine Hakim Şehid'in kafisinin ihtisarı, onun üzerine de Seraksin'in çalışması var. Daha sonra arkadaşlar Mütün Erba veya da Muhtasarlar Devri diye bir dönem var. İşte Kuduri'nin Muhtasarı, taha, Muhtasarul Tahavi, Muhtasarul Kerhi. Bunların ihtisarları var arkadaşlar ve bunlar da hakikaten bir üst perde kitaplardır. Daha sonraki dönemlerde bütünler ortaya çıkmış ve müteahhir ulemanın çoğu bu kitaplar üzerine çalışmalar yapmıştır. Ve bizim mezhebimizde mütün erba diye kabul edilen genelde eserler muhtar, kendisi bir kayı, bir de Mecmul Bahreyn'dir. Bu ki, dört kitap bütün özellikle mezhep tarihimizde üzerlerine en çok çalışmaların, şerhlerin, haşiyelerin, talikatların yapılmış olduğu kitaplardır. Ve inşallah bizim okuyacağımız bu ihtiyar ise bu mütüne erbadan birisi olan Muhtar isimli eserin ki o da İmam-ı O da aynı şekilde bu yani bu şerhin sahibindir ki kendi kitabına şerh yapmıştır. Muhtar, muhtarın şerhini okuyacağız ihtiyar. Muhtar İmam Mavsili gençlik zamanlarında bunu yazıyor ve İmam-ı Azam'ın görüşlerini toplamak adına. Kitabımızın yazılış gayesinden de asla kopmayalım ve asılları hangi kaynaklardan da olduğunu kopmayalım. Yani nelerden istifade etmiş. Muhtar İmam-ı Azam'ın görüşlerini cem etmek üzerine gençlik dönemlerinde Mavsili yazıyor. Ancak daha sonra işte kendisinden talebi üzerine kendi yazmış olduğu o mütün erba'dan birisi olan Muhtar'ı yine kendisi el-ihtiyar li ta'lil'il muhtar diye şerh ediyor. Yani orada zikretmiş olduğu görüşleri illetlendiriyor. Yani neden böyle bir fetva var? Gerekçesi şu. Neden bu fetva var? Gerekçesi şu. Yani ihtiyar zaten adından da belli. El-ihtiyar li ta'lil'il muhtar muhtarın illetleri üzerine bir çalışma ve gerçekten mezhebimizde kıymetli olan bir çalışma. Zirve mi? Değil. Ama en alt tabakama o da değil, orta seviyede bir tabakadır. Yani mesela ihtiyardan sonra bir hidaye okunduğu zaman da daha da güzel bir anlayışın karşınıza çıkacağından emin olabilirsiniz. Diğer eserimiz e, kens, wikaye ve mecmal bahri'ndir ve bu üç eserin tamamı da genelde hepsi Kuduri'den etkilenmiştir. Arkadaşlar Kuduri'nin gerçekten Hanifi fıkıh tarihinde muhteşem bir noktası var. Kendisinden sonra gelen tüm ulemayı etkilemiştir. Mesela e, Hidaye aslı Bidayetül Mübtedidir ve Bidayetül Mübtedi Kuduri ve Camüs Sagirindeki meseleleri toplamıştır. Etkileniş, etkileşim var. Kenz aynı şekilde, Vikaye aynı şekilde veyahut da e, ee, Mecmul Bahreyn aynı şekilde bunların her birinin Kuduri'den etkilenmesi söz konusudur. Ve bu olması açısından Kuduri'nin de gerçekten yeri farklıdır. Bu nedenle inşallah bu Mütün Erba'yı bilelim ve Bunların üzerine onlarca 30, 60, üzerine 60'a yakın şerh ve haşe yazılan kaynaklarımız var. Bunları da bilelim ve biz bunlardan inşallah El-Muhtar'ın e, şerhi olan el i̇htiyar li muhtar isimli eseri okuyacağız. Bu kitap, bu baskı güzel bir baskı. Şu Arnavut tarafından. Şu şekilde bu baskıyı da gösterebilirim. Bu bahsimizde inşallah nikahtan başlayacağız arkadaşlar. Tabi bu kitabın da usulleri var. i̇mamlarımızın isimlerini zikrederken rumuz kullanıyor. Mesela sin diyor. İmam Ebu Yusuf, Mim İmam Muhammed, Ha Ebu Hanife, işte Şın İmam Şafi gibi rumuzlar kullanıyor. Ve genelde İmam-ı Azam Tercih eden bir zattır ve kendisi ashabı ı temyizdendir. Yani ashabı ı temyiz ile mercuhun arasını ayırt eden kimse demektir. Mezhebimizin tabakaları zikredilirken mutlak müçtehitler, sonra mezhepte müçtehitler, sonra meselede müçtehitler diye alt kademelere doğru gider. Sonra ashabı ı tercihtir. Ondan sonra daha sonra işte ashabı temizler vesaire vesaire bir yedi tabakamız var. Bu tabaka da ashabı temiz tabakasındandır. Yani gerçekten genel bağlamda racih olan fetvaları almıştır ve bu noktada hareket etmiştir. Ama arkadaşlar şunu unutmayalım. Ashabı temizdendir. O zaman ihtiyarda her gördüğümüz fetvayı alabiliriz. Hayır. Böyle bir fıkıh anlayışı yok. Yani bir kitaptan hareket ederek bir fıkıh yapılmaz. Bir fetva alınmaz. Yani mesele işimize yarayan fetva değil, mesele doğruya ulaşana göre hareket etmeliyiz. Dolayısıyla bu noktada bazen ihtiyar sahibinin tercih ettiği ama aslında mezhebimizin genelinde kabul edilmeyen görüşler olabilir. Bu nedenle sadece bir kitaba bakarak hareket etmek doğru olmayacaktır. İnşallah buna dikkat edelim. Ve nikah bahsini okuyacağız. Çünkü nikah bahsi güncel bağlamda hakikaten çok tahallükü olan ve üzerinde de çok konuşmaların, sıkıntıların olduğu bir bahis. İnşallah e, bu bahisten başlayacağız. Tabii ki dersimizi işlerken uslubumuz olacak. E, bazı meselelere giremeyeceğiz. Yani bazı konuları atlayacağız. Çünkü bazı meseleleri hani e, izah edilmesi hakikaten zor. E, şu bağlamda zor. Yani hani çok detaylandırmaya girmemiz gerekiyor. Çok fura tekabül eden meseleler olur ve hatta hani farklı noktalara çekilebilecek meseleler olabilir. Bu konulara girmeyeceğimizi peşin peşin söyleyeyim. Bu konularda inşallah ama genel nikah muktesebatı ile alakalı, nikahın durumu ile alakalı, mehir, talak, özellikle talak, iddet vesaire konularla alakalı buradan inceleyeceğiz. Şunu bilelim. Bu yani hiç fıkıh bilmeyen insana belki ağır gelebilir. Çünkü illete gireceğiz. Hani direkt fetva şudur deyip ben açıklamayacağım. Bazı yerlerde bunu yapacağım. İbare okumayacağım. Sadece e, e, metni okuduktan sonra oranın izahına gireceğim. Ama mümkün mertebe ibareye bağlı kalmaya çalışacağım inşallah. E, nikahla alakalı e, böyle bir durum olacak. Eğer bu noktayla alakalı sorular olursa, e, hani nikah meselesiyle alakalı sorular olursa yine ismaila.net üzerinden e, veyahut da bu dersin paylaşıldığı link üzerinden yani işte veyahut da mail adresi vardır sanırım o sitede. oru üzerinden konuyla alakalı sorular sorarsınız. Bir sonraki derste sorulan o soruları da, konuyla alakalı soruları da inşallah izah etmeye çalışacağız.